yani Şubat ayında yenebileceğini, tam olarak olgunlaşabileceğini hissettik. Evet. O tabii o mevsimi de olması tüketicilerimiz açısından değil. Yani meyvenin çok az olduğu bir mevsim. Evet. Şimdi kış döneminde bulamayacaklar yoğun meyve. Kış döneminde meyve, başka hani bütün meyvelerin zaten olmadığı, sebzelerin olmadığı bir zamanda bu meyve bulabiliyorsunuz. Şimdi benim bu bahçemdeki zaten aklımdan geçeni hesapladığım, planladığım bir şey vardı. Yılın hangi ayında gelirsen gel burada bir meyve bul. Birini bul. İşte Şubat'ta da portakal limonu buluyoruz ama bir de karasopotu buluyoruz. Yetiştiği zaman elimize alıp veya bıçakla kesip veya kabuğunu soyup yiyeceğimiz meyve değil. Evet. Özellikle Nasıl genç, yiyeceğiz? özellikle genç hanımlara sesleniyorum. Bu meyveyi koparacağız. Bir tanesi kopardığımız zaman ortadan bıçakla ikiye ayıracağız. Evet. Ve kaşıkla bildiğimiz puding, çikolata yer gibi kaşıkla yiyeceğiz. Neden genç hanımlara sesleniyoruz? Çocuklarımıza ekmeğine bunu sürsünler diyoruz. Çikolata yerine, hazır çikolata, çikolata, hazır çikolata yerine, yerine bunu sürsünler doğal. Aynı lezzeti, aynı aromayı fazlasıyla veriyor ve şeker oranı daha düşük. Sağlıklı bir kere meyve. Evet, her şeker şeyden yani önce. Evet. Onlar kadar yoğun bir tatlılığı yok ama tatlı. Biz burada bazı çocuklara bunu yedirdik. Gerçekten kendileri beğendiler. Çocuklar beğendi. Yani biz boşa da konuşmadık. Evet. Evet, bu meyvenin de Şubat ayında inşallah ya siz geleceksiniz ya biz size göndereceğiz. Bunu size tattıracağız. Evet, inşallah, merak ediyorum ben de gerçekten. Peki bölgede sadece sizde var değil mi? Bildiğim kadarıyla bu şekilde olan bir ağaç artık meyve vermiş. Meyvesini yiyenlerden ilk sizler varsınız herhalde. Ya biz de geçen yıl bunu öğrendik. Geçen yıl bir arkadaşımız buraya geldi. Bu meyvenin hiçbir yerde görülmediğini söyledi. Hatta bir TV programı da geldi. Biz de hiçbir yerde görmedik dediler. Ben de o zaman anladım. İlk defa bende oldu onu. Evet. Başka yerlerde fidesinin de olduğunu biliyorum. Yani yeni fidanların ekildiğini biliyorum ama meyve olarak ilk defa bu ağaç. Hatta Gazi Paşa adına siyah çikolata meyvemiz var dedik ama herhangi bir tescilini alamadık. O da bizim işimiz değil herhalde. Evet. İlk sizin defa biraz bizde daha hobi amaçlı çünkü evet, biraz daha hobi amaçlıydı evet. Ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Bu geleceğe parlak bir meyve. Geleceğe olan bir meyve. Evet. Ben Akdeniz bölgesinde yaşayıp, Akdeniz sahilinde yaşayıp da bu meyveyi her evde bulunsun istiyorum. Üreticilerimize duyuruyorum. Ha nasıl bulunur? Bir şekilde bulunur. Bende şu anda herhangi bir çoğaltılmış hali pek yok ama bu meyve her evde gerekirse bahçe yapılır ticari anlamda da bunu da az önceki ticari değer olarak hesaplayalım. Bu mangodan çok daha fazla veriyor. Evet. Hani meyve olarak şu anda bu ağacın üzerinde 300 meyve var. Evet. Belki daha fazla meyve var. Kaç yaşında? 5 yaşında. Evet. Bunu ben hiç satmadım ama yani piyasaya çıkardığınız zaman bunun da bir ağacın üzerine sana 500 lira, 1000 lira civarında, 1000 TL civarında bir yılda gelir getireceğini tahmin ediyorum. Evet. Şimdi bakıyorum da aslında bol meyve veriyor. Sanırım bunlar ya dökülmüş ya da seyreltmişsiniz ya da çiçekten dökülmüş. Şimdi bak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane meyve olması gerekiyordu şurada. Tabii bazıları artık doğal seçilim yöntemiyle ya rüzgardan herhalde, kendi düşüyor. Herhalde ağaç taşıyamayacağım, ağaç taşıyamayacağım dediği meyveyi zaten besleyemeyeceğim dediği meyveyi döker kendisi de. Yaprağı da aynı şekilde döker. Şu an ikişer meyve var burada. Bunları biraz daha küçük gözüküyor ama şuradakiler mesela birer tane meyve olanlar biraz daha irileşmiş. Yukarıda ikişer tane olan meyveler var. Onlar biraz daha iyi. Elma boyutunda neredeyse. İri bir elma evet, boyutunda. Ortalama evet. Elma boyutunda ama meyve evet. Çok olan yerlerde meyve biraz küçük. Evet. Tabii acemilikten oluşan bir ağaç olduğunu da varsayarsak zaten taşlandırma kısmı aşağılardan mesela dalların şu anda aşağıya doğru sarktığını, meyveyi kaldırma ile birlikte aşağı doğru sarktığını, aralardan destekleme verdiğinizde görüyoruz burada. Bunların da tabii taşlandırma yapılması, sonraki bitkilerinizde yüksek bir taşlandırma yapılması gerektiğini de buradan öngörebiliyoruz. Evet, meyve tamamen doğal haliyle. Biz daha müdahale yapmadık. Evet. Müdahale etmedik. Çekirdekten evet. Yetişmiş aynı zamanda. Ha onu da anlatayım. Bu meyveyi biz herhangi bir yerden aşısından almadık. Çekirdekten yetiştirdik ve kendi başına tek haliyle oldu. İkinci bir meyveyi istemeden meyve verebilen bir meyve. O da çiftçilerimiz için çok güzel bir şey. Ama dediğiniz gibi biz daha müdahale etmedik. Taşlandırma yapmadık. Herhangi buna bir çok fazla budama yapmadık. Daha nasıl olacağını da tam bir deneyim sahibi değiliz. Ama zamanla göre göre herhalde öğreneceğiz. Evet. Ha bu da görüyorsunuz yaprakları ne kadar yeşil, ne kadar evet. Temiz. Hayvansal gübre, hayvan gübresiyle sudan başka pek bir şey vermedik. Evet. Ona rağmen çok güzel. Evin önünde bir tane bulunsun istiyoruz meyve vermese bile.